Merhaba, On Marifet videolarının bir yenisine hoş geldiniz. Sevgili Gamze ile beraberiz. Gamze bize çok güzel bir bebek dikimini anlatıyordu. Onun hazırlıklarını yapmıştık, kalıbını kesmiştik, ilk aşamalarını görmüştük. Hı-hı. Şimdi dikimine ve birleşme kısmına geçiyoruz. Evet. Oradan devamla. Kalıpta gördüğümüz parçaları birbirine diktik. Biraz da işimizi çabuklaştırmak adına aslında. İşte ne yaptık? Kafayı gövdeye diktik. İkişer adet, bir tane kahpül gibi önüne saç diktik. Kolları ve bacakları diktik ama bir tanesini şimdi ben nasıl doldurulduğunu göstermek için sadece dikili bir şekilde bıraktım. Yani düz dikişle tersten diktik. Hı-hı. Şimdi çevireceğiz ve içini dolduracağız. İçini içine çevireceğiz. Yüzünü şimdi istersen yapalım. Bebeğin çünkü ifadesi nasıl olacağı tamamen size kalmış bir şey. Ben şimdi bir örnek vereceğim. Dediğim tamam. gibi aset atlı kalem kullanacağım. Siz isterseniz dikerek de yapabilirsiniz bunu. Önden kurşun kalemle bu yine benim çok sevdiğim bir göz şeklidir. Şöyle orantılayarak diyorum ki şöyle olsun. Aynı şekilde bu tarafa da diyorum ki şöyle olsun. Hemen onu da şöyle sabitliyoruz. Kaleminizi seçerken isterseniz önceden bir kumaşın üzerinde bir deneme yapın çünkü çok fazla dağılmaması lazım eğer keçeli kalem kullanıyorsunuz mesela diyelim ki. Hmm. Onu önden şöyle içini boyayalım. Mesela bu gördüğünüz gibi dağılmıyor. Gayet pratik. Aynı zamanda çıkmayan da bir kalem bu. Yıkarsak bile çıkmaz Hayır, mı? Hayır çıkmaz. Yani çok zor çıkar. Bu arada kumaş seçimiyle ilgili de bir püf noktasından bahsedelim. Gerçi yine o da çok önemli bir tartışılır ama mesela ben gövde için genelde pamuklu kumaş kullanıyorum. İsterseniz dokuma kumaş da kullanabilirsiniz. Hani o kaymayan, esnemeyen kumaşlardan, dokuma kumaşlardan kullanabilirsiniz ama pamuklu kumaş içindeki elyafı hapsedeceği için elyafın içinde kaymasını önleyecektir ve daha çok uzun iyi. Süre sabitler. Mesela burada kilerde bir süre sonra belli yerlerde toplanabiliyor. Tamam, çok mantıklı. Yani çok orada bir bence. Aynı şekilde şimdi de küçük bir ağzına şöyle minik bir gülücük koyalım. Biraz da çilleri olsun. Çok şeker oldu. Evet, yüzümüz yaptık önceden. Ne işe yarayacak pet onu göreceğiz. Evet. Küçük parçaları ters çevirmeye yarıyor. Aynen. İçine koyuyoruz. Yumuşak uçlu bir kurşun kalem varsa delmeyecek bir şekilde. Şöyle gördüğünüz gibi içini dışına çevirmeme yardımcı olan bir alet, mucit kendisi. Her zaman işe yarayacak Aynen bir şey. Aynen öyle. Her eve lazım. Hemen hızlı bir şekilde için elyafını dolduruyorum. Bu da boncuk elyaf diye bir tür bu arada. Evet, elyafın çünkü bir sürü çeşidi var. Evet. Bazıları bunu pek tercih etmiyorlar. Çünkü çok fazla dağılıp saçılıyor haklı olarak. Ama ben şu an bunu getirdim. Hani nasıl isterseniz tamamen size kalmış. Herhangi bir sınırlama yok. Evet. Tamamdır. Şimdi ne yaptık? Kollarımız burada. Ayaklarımız burada. Geriye iki gövdeyi, ayakları ve kolları içine alıp sandviç şekline getirerek dikmek geliyor birbirine. Şimdi bunun içinde ne yapıyorum? Güzel. Aynen çok basit, inanılmaz derecede basit bir yöntem var bunun için. Şöyle ayakları yan yana koydum. Kolları şöyle, şöyle üst üste getirdim bebeğimin. Şu şekilde iğnelerle. Dışa içine bakacak şekilde. Dışa içine bakacak şekilde aynen öyle. İğnelerle sabitleyerek önce bir dikiş için bana bir alan yaratıyorum. Tamam. Kolaylaştırıyorum. Alan biraz uzun sürüyor. Ama bu yöntem hakikaten işi çok kolaylaştıracağı benziyor. Aynen öyle olacak. Sandviç yöntemi diyorsun. Sandviç yöntemi aslında dediğim gibi bir siteden aldım ben bunların hepsini oradan öğrendim. Blackapplesdolls.com diye bunu sık sık söylüyorum evet, çünkü önem veriyorum böyle şeylere. Tabii ki. Önem veriyorum hem de insanların yaptığı şeylere saygı duyuyorum kesinlikle. Hani, aynen biz de öyle. Yani bir yerden böyle bir şeylerin kopya edilmesine çok 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 karşıyım. Başıma geldi çünkü böyle bir hadise. Çok, evet. Yani inanılmaz üzücü bir şey yaşadım. O yüzden sık sık tekrarlıyorum. Şimdi evet, gördüğünüz gibi parçaları birbirine iğneledim ki kaymasın dikerken diye. Şurayı iyi iğneleyememişiz. Şunu düzeltelim. Olsun, sıkıntı yok. Şöyle iğneliyoruz. Şimdi bunların hepsini bir seferde dikeceğim. Süper. Evet, Raki, hazırım. Şimdi buraya geldik. Gamze'ye en hızlı bebek nasıl dikilir konulu videomuza
çizdik işle bütün kenarları geçiyoruz. Aynen öyle. Birleştireceğim. Yani işin zaten en esprili tarafı o. Bu arada benim şeyim var. Tamam. Ayağım. Şurada. Burada işte seçeceğiniz ayar ve iğneyi artık siz kendiniz sertlik olarak, çünkü içine elyafla dolu kısımlardan biri dikiyorum. Ayarlarsınız çünkü iğneniz kırılmasın. Çok marifetli hanımlardan özür dileyerek dikiyorum. Tekrar söyleyeyim. Ben dikiyorum ama bu arada. Evet, sandviç şekline getirdik. Bebeğimizi dışından diktik. Kafa kısmında bir boşluk bıraktık ki buradan bebeğimizi şu anda yaptığım gibi tersini yüzüne çevirebilelim. En son halini görebilelim diye. Şöyle bacaklarını, kollarını çıkarıyoruz. Şuna doğru. Ayakları bulamıyorum. Buldum. Süper. İşte ana hatlarıyla şöyle düzeltelim. Bebeğimiz tek burada. Aynen öyle. Tek yapımı en yapımızı dolduracağız. Herhalde o boş kısımdan da elimizle dikeceğiz. Dikeceğiz şöyle, hemen düzeltelim. Şuraları da şöyle olacak ve elyaf dolduktan sonra gerçek bir bebeğe benzeyecek. Şu anda. Arkadaşı burada. Aynen bunun gibi öyle. Bir şey olacak. Bunun gibi bir şey olacak. Gördüğün çok basit, inanılmaz keyifli. Süper. Ellerine sağlık. Teşekkür çok ederim. Çok harika oldu. O benim olsun. Tamam. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.